buyurun. Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ve bu teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması amacı dikkate alınarak teşebbüslerin 2 gün boyunca alfabetik sıra gözetilerek 4 grup halinde dinlenmeleri kararlaştırılmıştır. Bazı teşebbüsler toplantının gizli yapılması talebinde bulunmuşlardır. Bu talepleri dikkate alan kurulumuz, görüşen kurulumuz 2010/2 sayılı tebliğin 9. maddesi çerçevesinde talepleri kısmen kabul etmiştir. Bilindiği üzere sözlü savunma toplantıları 4054 sayılı kanunun 47. maddesi uyarınca açık yapılmaktadır. Tüm katılımcılara izleme imkanı sağlanacağı toplantı esasen yine açık yapılacak olup talep edilmesi halinde taraflara oturumların en sonunda gizlilik ortamı sağlanarak söz hakkı verilebilecektir. Toplantının açık yapılan oturumları kurum binasında iç yayın imkanı ile teçhiz edilen salonlardan da izlenebilecektir. Gizli oturum olması halinde toplantı salonunun mahremiyeti sağlanacaktır. Her teşebbüsten en fazla 1,5 saat içinde, mümkünse daha az süre içinde savunmalarını tamamlamaları beklenmektedir. İkinci gün toplantı sabah 9 itibariyle başlayacaktır. İkinci gün oturumunda, toplantının ikinci gününde sözlü savunması alınması planlanan 6 banka şunlardır. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi. Şimdi bugün öğleden önce savunma yapacak teşebbüslerin temsilcilerinin salonda hazır bulunup bulunmadıklarını ad okumak suretiyle tespit edeceğim ve sözlü savunma toplantısına geçeceğim. Akbank Türk Anonim Şirketi adına Sayın Avukat Turgan Gürmen burada. Sayın Avukat Serap Sarıdaş burada. Sayın Ali Cihangir Topkar burada. Sayın Hakan Binbaşgil burada. Sayın Hasan Esen burada. Denizbank Anonim Şirketi adına Sayın Avukat Ali Murat Dizdar burada. Sayın Avukat Rasim Orman burada. Sayın Avukat Murat Özcanlı burada. Ve Sayın Özge İçöz burada. Finansbank Anonim Şirketi adına Sayın Avukat Gönenç Gürkaynak burada. Sayın Avukat Şebnem Karaduman burada. Teşekkür ediyorum. Böylece birinci gruptaki teşebbüslerin temsilcilerinin salonunda hazır olup olmadıkları belirlenmiştir. Şimdi ilk sözü iddiaları ve dosya içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine bırakıyorum. Kısaca iddiayı özetleyecekler ve akabinde basın mensubu arkadaşları salon dışına davet etmek istiyorum. Kendilerini hiç anlayışla karşılayacaklar için şimdiden teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkan, Sayın Kurul Üyelerim, Rekabet Kurulu'nun 2 Kasım 2011 tarihli kararı uyarınca yürütülen soruşturmada bankalarda yapılan yerinde incelemeler ve soruşturma tarafları dahil olmak üzere çok sayıda kamu kurumundan ve özel kuruluştan elde edilen bilgiler neticesinde soruşturma heyeti tarafından Akbank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bankası, HSBC, ING Bank, İş Bankası, TEP, Vakıf Bank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası'nın 2007 ve 2011 yılları arasında mevduat hizmetlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının, kredi hizmetlerine ilişkin faiz oranlarında yapılacak artışların, kredi kart hizmetlerine ilişkin olarak ücret ve komisyonların birlikte belirlenmesi konusunda uzlaştıkları, ayrıca Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın 2011 yılında aralarında belediyeler ve il özel idarelerinde bulunduğu bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mevduatların değerlendirmesine yönelik yapmış oldukları ihalelerde danışıklı teklif verdikleri yönde delillere ulaşılmıştır. Elde edilen delillere ek olarak
Soruşturma heyeti tarafından bankaların söz edilen tarihlerdeki fiyat hareketleri incelenmiş ve 12 banka arasında yapılan rekabet sınırlayıcı nitelikteki uzlaşmaların uygulamaya yansıtıldığı, bu çerçevede bankacılık hizmetlerinden yararlanan bireysel ve kurumsal müşterilere rekabetçi piyasa koşullarında gerçekleşmesi beklenen faiz oranlarından daha yüksek oranlarda kredi kullandırıldığı ve kredi kartı hizmetlerinde yüksek oranlarda ücret ve komisyonların uygulandığı, ayrıca kamu kuruluşları dahil olmak üzere müşterinin mevduatlarına rekabetçi seviyenin altındaki oranlarda faiz uygulandığı tespit edilmiştir. Söz konusu deliller ve tespitler ışığında soruşturmaya taraf olan 12 bankanın kredi, mevduat ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin faiz oranlarının, ücret ve komisyonların birlikte belirlenmesi suretiyle rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulundukları ve 4054 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri, ayrıca Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın kamu kurum ve kuruluşlarının mevduatlarının değerlendirilmesine ilişkin ihalelerde danışıklı teklif vererek 4054 sayılı kanunun 4. maddesine ihlal ettikleri, bu sebeple adı geçen 12 banka hakkında aynı kanunun 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Arz ediyoruz efendim. Aşağı doğru geçiyor.